Balık yok ama burada bir karaya çıkalım. Şurada ince bir kum var. Şuradan başlıyor. Neredeyse karşı kıyıyla buranın arasındaki ortaya kadar sığ gidiyor. Aynı Selimiye'deki kız kumu gibi. Son 1,5 aydır Tahiti ve Bora Bora adaları, oralarda zaman geçirdik. Oralarda da yasak çok fazla. Demirlemek oraya yasak. Sahiller kapalı. Adanın çevresindeki küçük adalar, otellerin ya da özel şahısların çıkmak yasak derken bu 1,5 aylık yasaklı, kısıtlı adalardan buraya gelince insan çok rahat hissediyor. Çok mutlu hissediyor. Güzel bir palmiyeli kumsal gördük. Hemen botumuzu çektik, çıktık. Etraf kokonat, yengeç, balık tutan herkes balık tutuyor. Yani yerlisi, yabancısı. Özgür, rahat bir ada şu anda bulunduğumuz Maupiti adası. Şu sığlık bakalım diz boyuysa ortaya doğru yürüyelim. Yerler istiridye ve mercan, farklı kabuklar. Birkaç tane cam kırığı da gördüm. Burası yürünür gibi ya. Bayağı sığ görünüyor. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Buranın gökyüzü manzarası harika. Kız kumunu da yürümüştüm böyle. Çok güzel bir yer orası. Selimiye kız kumu. Onun çevresi neydi oranın adı? Turgut mu? Öyle bir adı var galiba oranın. Yani Turgut köy oranın yukarısında galiba. Dün liste yaptım. Neler yapabilirim diye burada. Yani bayağı bir vakit geçirebiliriz burada. Belki bir hafta ya da iki hafta. Hava durumuna göre belki üç hafta. Bilemiyorum. Ama burada rahatız. Kulaklarımızı da iyileştirirsek dalış da yaparız. Neredeyse karşı kıyıya geldik. Vay be. Birdenbire kumdan derine iniyor. O yeşil ve mavi olan çizgiye kadar geldik. Adamların tekneleri öyle neden altı düz draftsız yaptığı belli oldu. Bu sığlıklarda rahat rahat geziyorlar.
Daha derinleşiyor. Çok değil gerçi, 5 metrelere iniyor. Maruru. Karşıya mı geçeceksin? Götüreyim dedi. Yok dedim, ben yürüyüş yapıyorum. Tabii böyle adayla karşı kıyı arasında denizin ortasında yürürseniz şu anda tam ortadayız. Adamlar şaşırır. Niye yürüyor bu adam? Buradan o tarafa doğru bile yürünebilir. İnanılmaz ya burası. Acayip bir sığlık. Yeter, dönelim. Sürüleri var her yerde. Ürkekler ama. Yaklaştırmıyorlar. Şu anda benden 4 metre ileride var. Ama hemen kaçıyorlar. Baba. Balık bakalım. Şöyle botla kayalıkların üzerinden geçelim. Olta arkadan gelsin. Belki bir şey çıkar. Her yer örümcek. Hiç öyle göründüğü gibi değil. Çok fazla. İzin verirseniz geçelim şöyle arkadaşlar. Kartal vatosları. Nasıl birden hızlanıyorlar? Suda uçuyorlar. Kanatlarıyla birdenbire hız yapıyorlar. Günlerden zirve yürüyüşü. Şu en yüksekte ortadaki sivri yer. Başlangıcı da kuzey tarafından, şu taraftan. Haydi bakalım o zaman. Nasılmış?
su bağladığımız iskele burası. Şuraya bir volta atalım. Kısaltalım biraz. Gidip diğer tekneye çarpmasın. Bir yol bulduk ama tabela yok. Kafadan rampa başladı. Hadi bakalım. Hiç zirveye giden yol gibi değil. Buradan patika bitiyor hemen. 50 metre var yok. Şu aşağıda bir yol gibi bir yer var. Oraya bakalım. Tipik bir orman yolu. İşaret var. Çaput bağlanmış. Bir anten daha. Ama biz antene değil, zirveye çıkmak istiyoruz. Ama şurada küçük bir çaput var. Çaputları takip etmeye devam edelim. Evet, tabela da var. Güzel. Bunlar güzel şartlar. Çok kısa aralıklarla bağlamışlar. Demek ki yol görünmez olabiliyor. Vay. Bayağı sık ormanın içinden geçiyor. Değişik bir tip patika. Vay. Herhalde bu en zorlu parkur olacak. Sesler geliyor. Evet, başka yürüyenler de var. Köpek tehlikesi yok. Sopayı bırakabiliriz. İki ayağınız, bir eliniz. Ya da iki eliniz, bir ayağınız tutunuyor olacak. Temas ediyor olacak. Diğer elde de telefon var. Hakikaten zorlu. Herkesin gelebileceği yerler değil. Yükseldikçe de ödülü de güzel oluyor. Muhteşem. Acayip sığlıklar var. Şuradan limanın oradan şu kanal, koyu renk olan yer. O kadar çok mercan topuğu var ki. Nasıl geçtik oralardan? Akıl alır gibi değil. Haritanın hassas olması, doğru göstermesi bu kadar önemli işte. Ve işaretler. Haritada olmayan topuklar var. İki tanesinden son anda sıyırdım. Çok acayipti. Haydi devam edelim.
Maupiti. Şu anda yolun sadece 1/3'ü bitti. Manzara bu. Öyle bir yer ki geldi, o tarafa döndü. Ama devam etmiyor. Şurada işaret bizi kurtarıyor. Doğru yola çeviriyor. Yol diyebilirsek. Kesinlikle yavaş tempoda çıkılması gereken bir parkur. Çünkü hem dik hem de bazı yerlerde bir kayaya denk geliyor. Dikey tırmanış yapıyorsunuz. İlk defa bu kadar zorlandım. Gerçekten zorlu parkur. Ama ben ya çok formsuzum ya tempomu ayarlayamıyorum ya da yaşlandım. Hiç durmadı bu diklik. Ekrandan anlayamazsınız. Ama düz bir yeri hiç yok. Çaputlar kaybolursa diye ağaçlara çentik açmışlar. Bağlat'ta zirve kayasına kadar çıkıyor. Vay. Vay be. Burası böyleyse burası nasıldır? Sanki Mordor'a tırmanıyoruz. Mordor merdivenleri. İyicene sertleşti. Geldik be ya. Geldik. Oradan kayanın arkasından sırtına çeviriyor. Tırmanışa devam. Neyse ki zamanında bahçe duvarlarından çok atladık. Yeni bir parkur. Çıkması buraya kadar zor. Bir de bu kayanın çevresinde ipli tırmanış yeri var. O iple tutunarak çıktığımız yerler. Burası ayrı zor.
Son patika muhtemelen şuradan sonra manzara açılacak. Haydi hep beraber. Batı tarafı da görünüyor. Kasaba. Doğu tarafı. Dün yürüdüğümüz kumluk. Şu uca kadar yürüdük. En çıkınık, sivri olan yere kadar. Demir yeri. Ve karşıda Bora Bora. Havalarını ne güzel yapmışlar. Dolgu. Doğu batı yönünde. En zoru bu kaya kısımları. Şu taraf daha iyi. Zirve. Evet. Zirve. Wow. Gerçek bir uçurum. Bakalım. Saplanmış bir bambu. Ve zirve bayrağı. Şurada meşhur bir gün batımı plajı var. Sunset Beach diye. Oraya yürüyebiliriz de bisiklet de kiralayabiliriz. Güzel görünüyor. Derin yerler nasıl görünüyor değil mi? Koyu renkler. Sonra küçük krater havuzlar. Sonra kum sığlıkları.
Güzel bir zirve yaptık. Limanın olduğu yeri nasıl derinleştirmişler? Orada merceni kazımışlar. Son zirve. En üst noktadayız. Birdenbire inanılmaz kalabalıklaştı. Bu zirve yürüyüşünü büyük abim, dört erkeğiz biz. Yavuz var. En büyüğümüz Yavuz Aksu. Ona ithaf ediyorum. İyi bir balıkçıdır. İyi bir oltacıdır. Yavuz abi, sana gelsin bu zirve. Burada zirve ödülümüzü yiyebiliriz. Havuç.